Ama Amazonlar nasıl yanıyor biliyor musun? İklimi bir kat daha etkileyebilecek. Dünya üzerinde 150-160 milyon yıl geçirdikleri tahmin ediyor. Bu yapılanlar iklimi değiştiriyor. Artık değişen iklim ağaçları değiştiriyor. 30 yılda, 40 yılda bitir bunu. Bitirdim de, değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yani çünkü orman yangınlarının %70 nedeni bu hafta haftanın başıyla beraber. Yerel ağaçlar nasıl oluyor? Şivesi oluyor mu o ağaçlar? Nasıl değil, her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Arkadaşı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Parasından her gün Paris'te duruyorum. Her gün seni Paris'te mi yaşıyorsun? Geçtim dedim valla bir. Bünyamin'cim nasılsın şey kardeşim? Bak, iyiyim. Ya sen hiç dokunma. Çok terlisin. Bıcık bıcık. Nasıl abi? Yine? Bak senin de alnına bak. Evet ya. Yani Bünyamin'cim görüşemedik de geçen hafta tatil evet, muhattı, İngiltere falan, yurtdışında evet. falan. Orada havalar nasıl? Soğuk. Nem de bugün fazla galiba. Aslında bir süredir böyle de bu haftanın ilk yarısı da böyle. Perşembe duruluyor ama salı, çarşamba duruluyor da... Duruluyor ne anlama geliyor? Duruluyor. Biraz sıcaklık aşağı iniyor. Bu taraflarda nem var ama Akdeniz'de, Ege'de pek nem olmayacak. Nem olmaması da orman yangınlarını daha fazla tetikler diye konuşmuştuk maalesef. Tetiklemiyor daha destekliyor. Destekliyor. Yani o tetiklenmesi yani. Maalesef. Yani akciğerlerimiz yanıyor, içimiz yanıyor ve gelecek yanıyor. Yani öyle böyle değil. Amazonlar da yanıyor. Ama Amazonlar nasıl yanıyor biliyor musun? İklimi bir kat daha etkileyebilecek ve kalıcı bir şekilde yanıyor. Amazonlar öyle bölgesel ormanlar falan değil. Yani dünyanın yaşantısında, ekosisteminde müthiş bir yeri var yani. Ve 3 yıldır da bölgede kuraklık var. Üst üste kurak dönemler geçirdikten sonra yağmur ormanları neye dönüyor biliyor musun? Bak adı ne? Yağmur ormanı. Demek ki o bölgede yağmur yağıyor yani. Yağmur olmadığında kuru tropik ormana dönmeye başlıyor ve biz ağaç kesildiğinde yanıyor bu değil mi? Niye? Çünkü içinde karbon var. Havadaki karbonu emiyor. Hmm. Küresel ısınmaya karşı ciddi bir görev var. Alıyor kendi gövdesinde ve toprağa indiriyor. Hmm. Kurak dönemden sonra hem yanma, havadan karbonu emen değil, havaya karbon verir hale geliyor. Ya ağaçlar doğanın dengeleyicileri. Biz bu vahşilikte, bu tüketim çılgınlığında, deliliğinde devam ettiğimiz müddetçe atmosfere karbonu veriyoruz. Ama insanoğlu akıllanırsa bu karbonu havaya yaymaz. Bu Amazon ormanlarından, yağmur ormanlarından, topraktan, karbonçuktan da artık insanın elinden gelen hiçbir şey olmayacak. Çünkü o bir kontrolsüz çıkış olacak. Bu karbon kaynaklarından da çıkışlar kontrolsüz bir şekilde başladığında artık bunun bir geri dönüşü yok. Son sanki 30 yıl içerisinde... Sanki dünyanın sahibiymiş gibi davranıyoruz değil mi? Evet. Dünya bizim. Zaten 50 yıl sonra biz öldükten sonra da zaten umrumuzda değil. Biz baskın türüz. Kimin ne kadar yaşayacağına biz karar veririz. Doğada ne kadar ağaç olacak? Ne kadar köpek balığı yaşayacak? Değil mi? Şu evet. tür ne kadar olsun? Buna evet, biz karar evet, veriyoruz. Evet. Dinozorların öyle türlerinin baskın dönemleri var ki dünya üzerinde 150-160 milyon yıl geçirdikleri tahmin ediliyor. 160 milyon yıl yani biz 100 bin abi. Yılı bulmadan sonunu getireceğiz ya. Böyle bir şey var mı? Hani bizim jenerasyon değil ama belki 2-3 jenerasyon sonra daha çocukluktan itibaren bilinçlendirilerek ve o çocuklar da zaten o küresel ısınmanın etkilerini de hayatında hissederek yaşarlarsa belki bunun önlemini daha fazla alırlar. Yani insanlığı ön planda tutarlar. Ticari faaliyetleri falan ön planda tutmazlar diye düşünüyorum. Gelecek nesiller. Yoksa bu nesil hayatta yani biraz da ne gibi olacak biliyor musun? Yani. Belki de bizden sonraki jenerasyonlar böyle hayatta kalabilmek adına belki de bu mücadeleyi vermek mecbur zorunda kalacak. Mecbur evet. kalacak. Biz çünkü mecbur hissetmiyoruz şu anda. Çok çok kötü bir şey. Yani öyle bir dünyaya bizim kulaklarımızı bayağı bir çınlatacaklar gibi görünüyor. Dünya üzerinde orman yangınları son 30 yıl içerisinde sayı olarak 6 kat artmış. Oh. Kapsadığı alan 5 kat artıyor. Süresi 6 kat artıyor. Neden bunlar? Bir insanoğlu dünya üzerinde daha fazla, daha hoyrat yaşıyoruz. Hiçbir şey umurumuzda olmadan, bu bir refleks. Bu yapılanlar iklimi değiştiriyor. Artık değişen iklim ağaçları değiştiriyor. Yani ağaçlar yanıyordu, iklim değişti. İklim değişiyor, ağaçlar yanıyor. Bir maalesef o döngü bir pas verildi ve artık dönüyor. Yani çok olumsuz konuşuyoruz ama ya böyle bir şey olabilir mi? Binlerce yıldır gelen ormanlar, ağaçlar, doğa, tabiat sen 30 yılda, 40 yılda bitir bitirdim bunu. Be, değil mi? Böyle bir şey olabilir Vay mi? Şimdi yaz sezonları dünyanın birçok noktasında kuzey yarımkürede özellikle arttı. Uzadı, evet. Bunun uzaması demek ne demek biliyor musun? Bu dönemde ortaya çıkan haşeratın üremesi ve yaşam süreleri de artıyor. Evet. Şimdi ağaçlar daha fazla zararlılara, haşerata maruz kalıyorlar. Kurumuşsun, yani suya ihtiyacın var. Evet. Üzerine seni istila eden haşeratların sayıları artıyor.
güçleri artıyor. Bu arada şey büyüyorlar da. Yani şimdi evet. Bu kadar savunmasız hale geliyorlar. Bizde de yangınlar çok özellikle son dönemde çok fazla oldu. Sence periyodik olarak bidonları alıp bazı şerefsizler gidip aynı anda ormanları bu kadar yakıyor olabilir mi sence yani? Evet. Yapma ya. Bu dünyada orman yangınlarının başlığı içerisinde yer alıyor. Yani bilerek yakılmak veya evet, yanlışlıkla evet, ama yani, yine insan yüzünden. Yani ihmal sebebiyle ve kötü niyet. Kötü niyet ihmalin yanında belki onda bir seviyede kalıyor. Yani çünkü orman yangınlarının %70 nedeni hatta üzerindeki nedeni ihmal. Yani insanın yine umursamazlığı, tabii yine nasıl? Bencilliği. Onun üzerinden kötü niyet geliyor. Arkasından bir takım başlıklar geliyor. İnsanlara diyoruz ki ihmal ihtimalini bile ortaya çıkartmamak için ormanlık alanda hiç ateş yakma. Yani ben ateşi kontrollü bırak. Bir şekilde söndürüyorumdan ziyade hiç yakma. Evet, ateşi bırak. Şişeler, cam parçaları bile işte evet, mercek evet. etkisi yapıp bu sıcak havada oralardan bile çok kolay oluyor biliyor musun? Yani. İnsana böyle zor gibi geliyor. Ya ben çok uğraştım, çok zor. Evet, hiç abi. Öyle değil yani. Bünyemciğim maalesef pek iyi şeyler söyleyemiyoruz ama bu hafta hava nasıl ormanlar olacak? Ormanlar deyince insanın içi yanıyor yani. Bu hafta haftanın başıyla beraber Doğu Karadeniz'de, İç Anadolu'nun doğusunda, Kayseri, Sivas'ta böyle Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel yağışlar var. Yani Erzurum, Kars, Ardahan, civarında. Yerel yağışlar nasıl oluyor? Şivesi oluyor mu o yağışların? Evet. Yavuca, bulunduğu bölgeye göre. Yurdun büyük kısmı yağışsız, çoğunlukla güneşle geçiriyor. Haftanın ilk yarısı sıcak. Çok sıcak. Ege Akdeniz'e de 37, 38, 39 derece. Güneydoğu 38, 39 evet, derecelerde. Evet, ben yarın festivale gidiyorum. Zeytinli festivale gideceğim de baktım 35, 36 derece diyor ya. Evet. Vallahi sıcak olacak. Haftanın ikinci perşembeden itibaren şöyle bir tık aşağı iniş var. Ne kadar iniyor? İşte İstanbul'da 31 derecelik sıcaklık 29'a 28'e iniyor. Öyle çok ya. Ciddi bir iniş değil yani. Tabii. Eksponansiyel demiştik hatırladın mı? Evet hatırladım. Ne demiştik seversin. Bir daha söyle. Eksponansiyel. Eksponansiyel. En sevdiğim şey eksponansiyel. Şimdi 29 derecede %50-55'lerdeki nemin etkisiyle 31 derecedeki 2 derece fark var diyorsun. Oradaki hissedilen değer etkisi daha 2 derece yarak. Fark kadar değil. Evet, böyle çarpan yarak. Şeklinde etkisi evet, artıyor. Evet. O nedenle o 2 derecelik sıcaklık düşüşünü küçümseme. Vallahi su içinde kaldı ya acaba. Ya valla bir ne yapıyorsun güneşle peki? Şey, şapka da getirmedim. Spor falan. Ha, spor yapıyorum. Yani yapmana gerek yok böyle terliyorsun. Değil mi? Otur güneş evet. altında. Spor biliyorsun sadece terlemek için değil. Tatilde ne yaptın? Ben bu yıl deniz tatillerini böyle içer dörder gün olarak yaptım. Böyle 15 gün falan. Zaten ben normalde de yapmıyorum öyle bir şey. Zaten öyle bir şey olsa ortalık karışır. Yani senin plajda olduğunu duyan halkımız YouTube fenomenleri gibi bayağı şey yapabilir. Teşekkür ederiz. İyi misiniz? Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Nasıl olsun. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Arkadaşı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Parasını her gün seyrediyorum. Hava durumcu değil mi? Her gün görüyoruz onu. Nasıl peki? Faydalanıyor musunuz? Abi faydalanmıyoruz. Ama... Ben yurt dışında duruyorum her gün seyrediyorum. Eyvallah. Valla Paris'te duruyorum her gün seyrediyorum. Paris'te mi yaşıyorsunuz? Geçtim dedim valla bir. Ne yapıyorsunuz? Paris'te ne yapıyorsunuz? Ben orada çalışıyorum. Ne iş yapıyorsunuz Paris'te? İnşaat işi. Nasıl Fransa'ya güzel. Nereden gittiniz? Nasıl çoktan oldu öyle? Çoktan geldim. 20 sene oldu gittim. 20 sene oldu. Fransızca öğrendiniz mi? Valla az çok. Yani çocuklar öğrendi ben az çok. Çünkü onlar okula gidiyorlar biz gitmedik. İşimizi görüyoruz ama çok şükür. Ama Bünyamin'den hava durumlarını alıyorsunuz değil mi? Gördüm dedim biz de. Merhaba diyelim. İyi yapmışsınız, oldu. İyi yapmışsınız. Teşekkür ederim. Size iyi yolculuklar, iyi tatiller. Sizin bir fotoğrafını beraber. Hadi, hadi tamam, çekelim. Ben çekeyim. Teşekkürler. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Oldu. İyi tatiller. Hadi çok sağ olun benim kardeşim. Ailenize selamlar, sevgiler. Oldu, teşekkürler. Selam aleyküm. Selam. Ya bak dinleyici. Ne kadar güzel insanların seni sevmiş. Amca Paris'te yaşıyormuş. Paris'te evet. Orada seyrediyormuş. Memleket hasretiyle de seyreder. Ben de olsam mesela ben yurt dışında olsam muhtemelen her gördüğüm zaman seyrederim hava durumunu. Şurası böyle, burası böyle falan. Vay şimdi orada olmak vardı anasını satayım. Şimdi İstanbul'da olmak. Vay ama be. Zaten böyle bir şey var. Böyle şöyle bir kültür var bizde. İnsanlar kendi bulundukları yere baktıkları gibi bir de memleketlerine bakıyorlar. Herkes diyor ki ya bizim memlekette hava nasıl diye bir bakıyor. Zaten o yüzden bütün televizyon kanallarında hava durumlarda bütün televizyon kanallarının patronların ve üst düzey yöneticilerinin mutlaka memleketlerinin hava durumu olur değil mi? Olacak evet. Tabii ben olsam ben de. Bünyamin'cim teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Ederim. Çok terledik. Evet. En fazla ama hafiften esiyor. Sana bu hafta... Bu arada esecek de. Daha iyi güzel. Teşekkür ederim Bünyamin'cim. Çok iyi bir insansın gerçekten. Sen de aynı şekilde. Arayı uzatmayalım. Bak açtık arayı. Evet bir hafta atladık. Çok özür diliyoruz. Bayram münasebetiyle. Görüşmek üzere.
Müzik